Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'de 18 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu gıdaların 250 tonunuysa mezeler oluşturuyor. Sipariş öncesi masaya konulan çeşit çeşit meze, müşteriyi mutlu etse de tüketilmeyip çöpe atıldığı için hem işletmeye hem de ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor. Restorancılar mezeleri masaya koyma yerine talep halinde verilmesinin doğru olacağını söylüyor. İnanılmaz bir yarış var. Biz durdurmaya çalışıyoruz ama bugün geçtikçe de çeşitler artıyor. Siparişleri istiyorlar, istediği zaman da yemiyorlar, hep çöpe gidiyor. Gerçekten aylık sadece ambalajlara 18 bin lira para ödüyoruz. İşletmeye ve ülke ekonomisine ciddi zararı var. Buna rağmen rekabetten geri kalmamak adına işletmeler adeta birbiriyle savaş yapıyor. Turşusundan salatasına, yoğurdundan kaşarına kadar çeşit çeşit meze siparişiniz gelmeden masadaki yerini alıyor. Bu mezelerin çoğuna ise dokunulmasa dahi gıda güvenliği sebebiyle çöpe atılıyor. Haliyle de gıda israfı her geçen gün katlanarak artıyor. Tüm restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'de hane tüketiminden tedarik zincirine kadar toplam 18 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu gıdaların 250 tonunu mezeler oluşturuyor. Masaya gelen mezeler çok olunca insanlar hani hangisini yiyeceğini şaşırıyor. Ortak bir tablo tarzı her birinden biraz parça konabilir hani israf olmaması adına. Bir pideciye ya da bir kebapçıya gittiğimiz zaman başlangıç olarak verilen hem yeşillikler hem de başlangıçlar o kadar çok ki ana yemekte aldığınızda da zaten onların bir kısım yeşillikleri ve özellikle ekmek hem altında kebabın hem de üstüne koyuyoruz. Bunların birçoğu maalesef yenmeden yarısından çoğu çöp oluyor. Ben mezelerin israf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İnsanlar daha çok yiyeceği şeyden çok mezelere ihtiyaç duyuyor. Az da olsa karnı doyuruyor, ihtiyacını gideriyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 37. Grup Restoran, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Komitesi üyesi Güray Parlak, mezeleri sipariş öncesi masaya koymak yerine talep halinde verilmesinin faydalı olacağını söylüyor. Zaten altında var, bir de üstüne konuluyor, bir de yanına getiriliyor. Dolayısıyla misafirlerimiz zaten bunu eğer doymamışsa tekrar isteyebilir. Talep edildiğinde de her meslektaşım ne kadar ihtiyaçsa onu getirebilir. Atılmasından kesinlikle çok daha iyidir. Güray Parlak, gıda israfı nedeniyle çöpe atılan milyonlarca lira paranın hastane, okul, yol gibi yatırımlarda kullanılabileceğine işaret ediyor. Müthiş bir israf var. Sadece kahvaltı bölümünde 100 milyar TL, belki diğerlerinde kattığımızda bu 200 milyar TL. Bu çok hastane demek, bu çok yol demek, bu çok okul demek. O yüzden bunu kesinlikle ve kesinlikle çözmemiz gerekiyor.